sözün de son sözün de örgütün olacağı bir yönetim anlayışı için adayım. İlçe kongrelerini tamamlayan ve 24 Eylül'de il kongresine gidecek olan Cumhuriyet Halk Partisi, Gaziantep İl Örgütü'nde ilk adaylığını açıklayan isim avukat Ulaş Şarklı oldu. Şarklı, yıllardır örgüt iradesini yok sayan, parti içi demokrasiyi rafa kaldıran, ön seçim yapmamayı alışkanlık haline getiren bu anlayışla sonuna kadar mücadele edeceğim diyerek Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep İl Binası'nda yaptığı basın açıklamasında konuşmasına şu şekilde devam etti. İlk Genel Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tam 100 yıl önce kurulan ve en büyük iki eserinden biridir dediği Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlığına aday olduğumu büyük bir gururla ifade etmek istiyorum. Gururluyum. Çünkü talip olduğum koltuk Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğudur. Gururluyum. Çünkü bu partide devrimlerin ve devrimcilerin partisidir. Gururluyum. Çünkü bu topraklarda demokrasiyi, insan haklarını, özgürlüğü, adaleti, layıklığı getiren ve bu değerlerin teminatı olan partinin yılmaz bir neferiyim. Bu duygu ve düşüncelerle örgütümüzün de iradesini göz önüne alarak Gaziantep İl Örgütü'nü yönetmeye adayım. Ön sözün de son sözün de örgütün olacağı bir yönetim anlayışı için adayım. Yıllardır örgüt iradesini yok sayan, parti içi demokrasiyi rafa kaldıran, ön seçim yapmamayı alışkanlık haline getiren bu anlayışla sonuna kadar mücadele edeceğime buradan size söz veriyorum. İşçimizi, köylümüzü, geleceği karartılmış gençliğimizi ve her geçen gün daha da yoksulluğa ve sefalete mahkum edilen halkımızı despot AKP iktidarının eline bırakmayacağız. Genciz, umudumuz ve heyecanımız yüksek, yılmadan iktidar mücadelemize devam edeceğiz. İlimizdeki bütün belediyelere talibiz ve oralara Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını dikmek için elimizden gece gündüz durmadan çalışacağımızı buradan size yine söz veriyorum. Bu mücadeleyi tabii ki örgütümüzle vereceğiz. Kendimi sizlere emanet ediyorum.